Ben mi? Evet. Komiserim, konu neyle ilgili? Ahmet Toksöz cinayeti. Abla ne diyorlar? İşte avukatı arasana. Abla. Yasemin'i çok sıkıştırırlar mı sence? Hangi konuda? Her konuda. Benle ilgili, işlerle ilgili. Sanmıyorum Timur Bey. Sonuçta sizin ifadenizi de aldılar. Yasemin bu konularda beceriksizdir. Avukatınız gelmemiş henüz. Bekleyelim mi? En önemlisi sakin kalman. Sana avukat ister misin diye soracaklar. Hayır diyeceksin. Yalnız olman daha iyi. Yok, gerek yok. Hemen başlayalım. Tamam o zaman. Bu arada başınız sağ olsun. Sağ olun. Çok yakın mıydınız kuzeninizle? Yok, o kadar değil. Bu aralar bayağı görüşmüşsünüz. Telefon kayıtlarınız var. Biraz uzun gece görüşmeleri yapmışsınız. 23.44, gece 2. Böyle gidiyor. Buraya kadar tamam da bana Ahmet sorduklarına ne yapacağım? Yakın olmadığını söyleyeceksin. Seni defalarca aradığını, tefecilerle başının belaya girdiğini, senden borç istediğini söyleyeceksin. Kuzenim borç isteyince benden, ben de yardımcı olmak istedim. Ya kuzenim sonuçta. Sonra? Sonra eşimi ve korumamı gönderdim evine. Hatta eşiyle konuştular yardıma ihtiyacınız var mı diye. Ya ben çok üzülmüştüm. Ya elimden geleni yapmak istedim. Ama Ahmet çoktan kaybolmuştu benim yüzümden. Ya benim ilgisizliğim yüzünden başına böyle bir şey gelsin istememiştim. Ya ben Ahmet'e böyle bir kötülük yapamam. Ya bunun başka bir yolu yok mu? Suçluların yakalanmasını istiyor musun? Ya tabii ki istiyorum. Biliyorum kolay değil. Ama bunu Ahmet'e borçlusun. Öyle düşün. Onu öldürenleri bulmamızı istiyorsan, adalet yerini bulsun istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Üzgünüm, başka bir çaren yok. Ahmet başını büyük bir belaya sokmuş. Ama ben yardım edemedim. Peki... Eşiniz Timur Bey. Sana kesinlikle Timur'u soracaklar. Bir açığını aramaya çalışacaklar. Hemen önünü kes. Buna izin verme. Söyleyeceğin tek şey... Eşim bir iş adamı. De çok saygın bir iş adamı. Böyle şeylerle işi olmaz. Anlıyorum. Siz bir çay için çocuklar. Yasemin Hanım, daha net sorayım. Birbirimizi iyi anlayalım istiyorum. Yani soru işareti kalmasın. Eşiniz Timur Karatan'ın şüpheli ya da sizin bilmediğiniz başka işleri olabilir mi? Neden böyle bir şey soruyorsunuz?
Her ihtimali değerlendirmem gerekiyor çünkü. Hayır, Timur'un şüphelendiğim ya da bilmediğim herhangi bir işi yok. Eşinize bayağı güveniyorsunuz. Evet, çok güveniyorum. O da bana çok güvenir. Aramızda sır veya yalan yoktur. Ahmet'in ölümüyle ilgili eşinizden hiç şüphelenmiyorsunuz, öyle mi? Hayır, Timur öyle bir adam değil. Ve benim aileme zarar vermek aklın ucundan bile geçmez. Bak, bunların hepsini yaparsan önümüze yeni bir yol açılacak. Timur cezasını çekecek. Sen de özgür kalacaksın. Korkuyor musun? Yani biraz. Haklı çıkacağına nereden emin olabilirim ki? Bana güven. Eminim. Tamam dedim. Ama ben sadece gitmek istiyorum buradan ve şu an düştüğüm hale bak. Evet, çünkü planımız... Planımız ne? Önce Timur yüzünden gidemiyordum, şimdi sen burada kalmamı istiyorsun. Yasemin, sana gerçekten ihtiyacım var. Kimsenin bana ihtiyacı falan olmasın. Ben sadece gitmek istiyorum. Paneldeki konuşmanda Umut'tan bahsetmiştin. Ben sana inanıyorum. Ben yanındayım her zaman. Nasıl her zaman yanında değilsin? Ben Timur'la baş başayken yanında mısın? Beni koruyabiliyor musun? Ben hala yalnızım. Ya başka bir sorunuz yoksa ben gidebilir miyim artık? Böyle saçmalık olabilir mi? Hani niye götürüyorlar ki yani? Furkan, bak babam orada, Adem orada. Çıktıkları gibi ilk bize haber verecekler zaten. Biraz sakin olur musun lütfen? Bu Adem nasıl biri? Nasıl biri? Ne bileyim, iyi biri mi? Koruyabiliyor mu ablamı? Sen onu hiç merak etme. Ablam bayağı şanslı o konuda. Adem de iyisini bulamaz zaten. Neymiş dertleri hayatım? Ahmet'e olan yakınlığımı, hangi sıklıkta görüştüğümü sordular. Başka? Seni sordular. Ne anlattın? Her şeyi anlattım Timur. Merak etme. Riva'daki altınlardan bahsetmedim. Ya da evde yaşananlardan. Benim kocam çok saygı...